İnsanlarımız, cezaevlerindeki arkadaşlarımız hakkını, hukukunu aramak için, kamuoyunu oluşturmak için bedenlerini ölüme yatırmaktadırlar. Herkes bu adalet nöbetine ve bu açlık grevlerine sesi olmalı ve bu temelde mücadele etmeliler. Netice itibariyle bugün Türkiye'de hakkın, hukukun olmadığını, hukukun ayaklar altına alındığını, tek yani bir diktanın yönettiği bir cumhuriyet söz konusu. Kürtler burada kendi hakkını, kendi hukukunu aramak istiyorlar. Bunu da tabii kanunlarla bellenmiş hakları bile elinden almaktadır. Bu vesileyle insanlarımız, arkadaşlarımız, anılarımız hakkını aramak için bedenlerini ölüme yatırmak suretiyle aramaktadırlar. Bu çok önemli bir durumdur. Kürtler açısından da herkes açısından, bütün insanlık onuruna sahip çıkan herkes açısından da çok önemli bir şeydir. Aslında Sayın Öcalan Türkiye Cumhuriyeti açısından bir şanstır. Yani Türkiye'deki yarım asre varan bir adı konulmamış bir savaş yaşanmaktadır. Sayın Öcalan bu savaşı bir hafta içinde bitireceğini söylüyor. Ama savaş yanları, silah yanları, rahançiler, ihtar yanları buna izin vermiyorlar. Nesli itibariyle Öcalan'a yıllardır artık görüşme yasağı konulması hukuk dışı bir uygulamadır. Buradaki ses aslında hukukun haykırışın sesidir. Hukukun arayışın sesidir. Bana göre Sayın Öcalan Türkiye Cumhuriyeti için bir şanstır, Kürtler için bir şanstır, herkes için bir şanstır, Orta Doğu gerçekliğinde yaşanan savaşlar için bir şanstır. Bu şansı bana göre ilgili kurumlar değerlendirmeli. Bir an evvel Öcalan'la görüşmeler sağlanmalıdır, müzakereler sağlanmalıdır. Barışa giden yol Öcalan ve İmralı'dan geçmektedir. Herkes bunu böyle bilmelidir. Kampanyanın sahiplenmesi tamamıyla insanı bir taleptir. Yani insanlar hukukunun olmadığı bir yerde hukuk aramak için bedenlerini ateşe yatırıyorlarsa, ölüme yatırıyorlarsa bu tamamıyla bir insanı bir çağrıdır. Tüm insanlığın insanlığa önem verenler, hukuka önem verenler, geleceğine önem verenler herkesin sahip olmasını temenni ediyorum. Sesi olmalıdırlar ki en azında bu baskıları uygulayanlar, hukuku ayaklar altına alanlar açısından da bir ders olsun. Herkes, yani ben onurluyum, ben bu ülkede yaşamak istiyorum diyen herkesin hukuk dışı uygulamaların karşı çıkan arkadaşları sesi olmalıdır.